Alın size saf Kangal. Kangal köpeklerin nasıl bir köpek olduğunu öğrenmek isteyenler buradan bakabilirler. Al, bu da ikinci bir Kangal. 28 derece sıcaklığın altında bu arazide bu köpekler koyunun arkasından gidiyorlar. Koyunlar da şurada. Bu konu hakkında lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Halil Badıl YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü yolculuğumuz Ömeranlı Mahallesi'nden Pazarözü. Yunus Sofuoğlu'nu ziyarete geldik. Yunus Bey kendisi Anızlar'da güzel bir yeşilin ortasında koyun gidiyor. Onun çekimlerini yapmaya geldik. Umarım iyi bir video olur. Görüşlerini de lütfen yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, Yunus Sofuoğlu'nun yanındayız. Yunus kendisini kısaca bize tanıtacak. Ondan sonra koyunların yanına gideceğiz. Çekimlerimize devam edeceğiz. Evet. Yunus Sofuoğlu, Evet. Pazarözü'de oturuyorum. Evet. Burada mal yaydırıyoruz. Kamera bak. Evet. Valla işte Loke Muhammed'in şu Pazarözü'ye mi? Sufi, Muhammed Sufi veriyor. Cami pezakat yani. Evet. Valla işte on kız yani. Hemen öyle talen işte. Hemen pezara Nafir bereket uçmuşlar. Berekatı bol maşallah. Halil abi o diye çıkarmıyor. Ben pez bilmini, çerep bilmini. Berekatı yok da ben pez bilmini Kim, kodu. kimin tavsiyesi üzerine geldim? Valla tavsiye Erhen Avkı. Erhan. Erhan Bozdağ. Erhan Bozda. Buradan sana selamlar, Selam. sevgiler. Ayrıca. Evet, biz çekimlerimize Selam devam edelim. çekim abi. Bakalım inşallah indi. Evet. Kavuklar abi ki bu şimdi. Bu şimdi. Kendi gelanı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir sabit duralım. Sizlere net bir çekim yapalım. Her taraf yemyeşil olmuş. O şiddetli yağmurlardan sonra. Vallahi maşallah. Nereye baksan orası yeşil görünüyor arkadaşlar. Nereye baksan orası yeşil görünüyor. Şöyle bir sabit durayım. Şu karşıdaki tunç yemyeşil. Maşallah. Burada bir küçük bina var. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Burayı parke taşıyla böyle muhafaza etmişler. Bilmiyorum. Depo gibi bir şey ama. Yalnız buraya da güneş paneli iskeleti kurmuşlar. Vaz mı geçmişler? Ne yapmışlarsa artık. Maşallah koyun yeşilliği ye ye doymuş. İleride koyun toplandı. Yani koyun yeşillikten doydu. Gerçekten yani çok güzel bir yeşillik var. Arkadaşlar bereketli olsun. Maşallah demeden geçmeyelim lütfen. Her zaman söylüyoruz. Hangi koyunun yanına gidersek gidelim. Maşallahınızı alalım. En azından yorumlar kısmında. Bizim köyde bir tane Mehmet Sert var. Birine küfür ettiği zaman içinde küfür eder. Biz diyoruz sen bir şey demedin diyor ben içimde küfür ettim. Siz de içinizde maşallah diyorsanız ben onu kabul etmiyorum. Yorumlara yazın. Maşallah arkadaşlar. Maşallah. Yani şimdi şunu söyleyelim. Belki diyeceksiniz ya bu yeşilin ortasında bu koyun değil. Zaten bir hafta önce yağmur yağdı. 2 gündür buralar yeşerdi. Bu koyunu 10 gün sonra görmek lazım. 15 gün sonra görmek lazım. Bir ay sonra görmek lazım. Bu yeşillikleri bir yesin. Daha dur. Dün bir, bugün iki. Ama yine de koyun güzel maşallah. Koyunun cinsi de güzel. Keyfi de yerinde. Şafak ıpsarken diye olacak. Tamam. Akşam yatağa götürüyorlar.
Yoksa böyle gündüz bu sıcakta yayılmaz. Koyunlar güzel maşallah. Koyunlar gayet güzel. Maşallah. Maşallah koyunlar diyeceksiz arkadaşlar. Koyunlar diyeceksiz. Vallahi maşallah. Güney. Bacı gündüz içe bak bacı içe. Ama doğru yaz ha. Bana sorarsan bak bacı içe bak da çetire. Bu arada bizim köpekler bu sıcakta eyvah. Eyvah, eyvah. Aslında bunlar ekip oldukları için birbirlerini ezmiyor, yani birbirlerini derinden yaralamıyorlar. Neden? Çünkü yarın komşu köpeklerin saldırısına uğrarlar, kurt saldırısına uğrarlar. Bunların birbirlerine destek olmaları lazım o zaman. Onun için birbirlerine öyle ağır darbeler vurmazlar. Siz de gördünüz karşıda böyle hafiften birbirinin üstüne çıktılar ama birbirlerini ezmediler. Güzel köpekler, şahane bunlar, tam koyun köpekler. Rık, rık. Ya bu koyunlar niye ürker ya? Aynı bizim koyun da öyle. Yine bu bizimkinden biraz daha iyi. Bizim koyunu 20 metre yaklaşamıyorsun. Çoko! Çoko! Yapma! Yok. Yunus köpeklerin ismi var mı? Valla köpeklerin ismi var. Yok. Köpeklerin ismi yok. Peki yok. Irk olarak, kalite olarak bunlar nereden getirmek kısaca şöyle bir anlatsa. Valla bu dişiyi şeyden Şerefli de getirin. He. Bunu Karacadağ'da getirdi. İvaneci Mecri Yöylü Hüseyin Muhammedun. He, kimden? Orada Muhammed var, gündüz var. Muhammed iki keçeli ben gündüz. Ne kiloli zayıf Muhammed? Ne zayıf? Ne o, ne Muhammed? O zaman Cebrail mi? Şey, Cafer mi? Cafer. Doğru. Evet, misafirlerimiz de geliyor. Yunus'un oğlu. Valla arkadaşlar koyun güzel. Koyuna iki kere, üç kere maşallah diyelim. Tabi şu merluz tipi koyunları saymayalım. En sevmediğim koyun merluz. Verimli olabilir. İşte. Bak o mesela o yan yana olan koyunlar bak. İşte koyun böyle olacak. Merinos ne ya o uzun kuyruklu? maşallah maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Gerçekten içinde bir kalemi çok kaliteli. Bir kalemi çok kaliteli. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, Allah razı olsun. Kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Vallahi. Umar Ali Hasan'ım. Evet. Umar. Fazla Mehmet Bey Yunus Hamiz Umar'ım. He. Evet, fazla Mehmet Bey. Evet. Vallahi işte ben Tarık Sokak'ın. Tarık Bey. Buralar da çok güzel yaşarmış. Evet, ben Tarık'a geldim. He. Evet. Tarık'a geldim. Yunus. Maşallah. Biz bandık şimdi ayrılmasın. No. Bu genç olan Yunus senin oğlun mu? Merhaba. Merhaba abi. Kendini bize bir tanıtabilir misin? Samet Sofuoğlu abi. Samet Sofuoğlu. Evet. 13 yaşında, iyi 14 yaşındayım. Evet. Okul? Okul. Bıraktım. Bıraktın mı bugün cumartesi diye mi gittin? Bugün cumartesi. Evet. Mikrofonla oynama. Ses çıkar.
Bugün evet. Cumartesi diye izinli. Tabii biz yine de sorduk. Dedik okula gidiyor musun? Okula gidiyormuş. Evet arkadaşlar, drone'u da getirdik. Yunus kardeşimizin bu bölgesini bir nevi az da olsa bir drone'la çekimi yapacağız. Şimdi görüntüleri drone'a bırakıyoruz. Evet, bu Yunus'un koyunları aracının ortasında, aracı dediğimiz tarlaların içinde. Burası neresi? Burası Celep'ten Ömer Anlı'nın arası. Yani Ömer Anlı'dan Celep'e gittiğinizde 3-5 kilometre gittikten sonra sağ taraf. Şu an oradayız. Şu küçük havluyu da göster. Bu bölgeyi tanıyanlar zaten buraları tanırlar. Celep'e doğru bir... Celep karşı değil mi? Evet. Celep karşı taraf. Ömer Anlı'ya dön. Evet, karşı tarafta Ömer Anlı. Koyunlarımızı çek. Gördün mü? Eski çobanların hali böyle işte. Keçileri aldılar önlerine. Bak koyun nasıl gidiyor. Evet, koyunlarımız gölgeye gidiyor arkadaşlar. Bu arada drone'umuz da hala havada. Yakalamaya çalışır, aslında onun altında sensör var. Eli gördü mü tekrar havalanıyor. Şimdi yakaladı. Onun pervaneleri insanı yaralar. Burası bir tarla, tarla niskobi. Mercimek tarlası ama sırıt yapar. Dikeni çok. Evet, koyunlarımızı gölgeye getirdik. Burada bir duvar var. Aa, bu ne güzel bir duvarmış. Arkadaşlar, burayı bilenler bilir, bizim bu bölgede bu tavşan çalı, yani Ömer Anlı ile Celep arasındaki sağ tarafta olan bir restorandı. Burayı tanırlar. Burada bir zamanlar burada pirzola mirzola et yaparlardı. Bir zamanlar burası çok böyle İştek bir yerdi. Şimdi harabe olmuş. İnsanlar artık pirzola yiyemiyor, et yiyemiyor. Burayı da böyle yıkmışlar aslında. Buranın mazesi kaç yıl? 20 yıl yok. 20 yıl içinde yaptılar, hemen yıktılar. Olmaması lazım. Ben üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum ben. Böyle şeyleri gördüğüm zaman üzülüyorum. 20 yılda burası nasıl böyle harabe oluyor? Biz arazide bir ahır yaparız. 100 yıl gider, 150 yıl gider, hala en azından temelleri görünür ama şu güzelim duvarlara bak, şu güzelim yere bak, yıkmışlar. Niye iş olmamış? İşte maddi sıkıntılar oldu mu, iş yapılmadı mı, et satılmadı mı? Böyle oluyor. Neyse, koyunlarımız bu gölgede yatsınlar. Koyun defterini buradan kapatalım arkadaşlar. Şimdi çay içmeye mi gideceğiz? Eyvallah. Oradan da pazar üzerine. Tamam. Karakas'ın en yolcuydu değil mi? No, ben Avrupa'ya hiç gitmedim. Bu haber ne demek? Ama hava sıcak. Köpeklerin sağ solu belli olmaz. Sıcakta köpekler agresif ve gergin olurlar. O az önce de
kulağında herhalde ufak bir sinirik oldu. Canı sıkkın onun. Ha bak, kafasını yan tarafa titiyor. Yunus da Yunus'muş maşallah arkadaşlar. Pehlivan gibi vallahi. Kırklareli mi? Kırklareli'nin pehlivanları var değil mi? Evet. Kırklareli'nin pehlivanları gibi. Vallahi bu da pazar özün pehlivanı Allah. Yarın yakar. Pazar özün pehlivanı. Evet öyle diyor. Tava delos kunu? Şerefli. Şerefli. Ama güzelmiş ha. Boy çizgi omara bunu. Ora buradan geçebilir mi? Yunus, hoşta da kam var da. Doğru, au. Sonra restoran zamanında burada bina varmış, avlu varmış. Tabii biz buraya geldik. Biz burada 2-3 kere o zaman gençlik zamanlarında biz burada yemek yemiştik. Yani pirzola genelde vardı. Burası da kuleleriymiş. İşte yani hesap kitap yapılacak yeriymiş. Patronun yeri altıda garaj arabasını koyuyormuş. Ya o zamanlar bambaşka bir atmosfer vardı. Keşke 30 yıl geri gitsek ya. Vallahi sistemi geri alsak var ya 30 yıl yeterli bize. Buralar cıvıl cıvıldı ya. Harabe olmuş. Hepsi yıkılmış. Sağlık olsun. Evet arkadaşlar, bu kadar yorgunluktan sonra kara çaydanın çayı, ama bu kara değil ya. Onu bir boya, siyaha boya ya. İnsanlar kara çaydanın çayını istiyorlar kurban ya. Allah razı olsun Yunus. Yunus hoş. Ama inşallah Yunus ve ben kafke dön ki yeneci çoğun ki onu. Maşallah. Ne? 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 Evet arkadaşlar, Yunus'un evine geldik. Pazar özüne. Şimdi burası pazar özü. Pazar özü dedin mi? Eskilerden birçok insan pazar özünün adını duymuştur. Belki kendisini görmemiştir. Pazar özü nasıl bir yer olduğunu, ama merak eden de çok kişi olmuştur. Çünkü buranın çok güzel bir geçmişi var. Geçmişi nedir? Bizim bu bak şurada kanal var. Şöyle bir biraz yakınlaştıralım. Şeyleri, toprak yığıntılarını görüyorsun. Orada kanal var. Su kanalı. Biz oraya samsam suyu diyoruz. Bu caminin öbür tarafında böyle bir düzlük alan var. Orada su birikirdi. Yani biz oraya sazlık çapıl diyoruz. Türkçesi sazlık alan. Buranın 12 ay boyunca sürekli yeşilliği olurdu. Orası sulak alan olduğu için buranın koyunu da olsun, buranın ineği de olsun, kuzusu da olsun, atlı eşeği de olsun sürekli bir numara olarak, örnek olarak gösterilirdi. Onun için pazar özüne ben koyunu götüreceğim dediklerinde, oh pazar özüne gittin mi senin koyun kendini kurtarır diye söylerlerdi. Onun için pazar özünü merak eden birçok insan vardır. Bunu ben tahmin ediyorum. Şimdi görmeyenler için pazar özünü buradan tanıtacağız. Elimizden geldiğince en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız. Şimdi şu karşı
Ömer Han'ın öbür tarafta, Ömer Han'dan yol gelir. Yol geldi mi burası da Ömer Han'ın bir yaylası. Şu ileride yol geçiyor. Şuradan şöyle caminin dibinden sol yaparsın. Gelirsin az ileride sağ, orada köprü var, Samsun kanalın köprüsü. Karşıya geçtin mi asfalt zaten yok. Devam eder yeni çobaya gider. Yalnız biz burayı drone ile daha güzel çekmeye çalışacağız. Daha güzel anlatmaya çalışacağız sizlere. Sizler de artık drone aracılığıyla böyle güzel bir görüntü elde etmiş olacaksınız. Arkadaşlar birazdan drone ayarları yapılıyor. Son ayarlar yapılıyor. Drone'u kaldırdık mı görüntüyü drone'a bırakacağız. Evet, burası Pazarözüm yaylası mı? Pazarözüm yaylası. Şimdi Yunus kardeş, sağlı sollu tarif edersen, mesela sol taraftaki o beyaz şeyler, beyaz saman lotları olan yer kimin? Onun bu taraftaki kimin? Onları bir tarif edersen. Sol vedara morama kendi. Tamam. En sol, burası senin ev mi? Evet. En sol. Sen evet. İkinci? Baba ikinci var abi. Mola Şık Mola Hüske. Mola Şuguy. Ve azim Mola Bilal Rışı'ya mı yaptı? Evet. Mola Mami Aşı Ali Can ona. Tamam, saat bir, heh, öyle bir çevir bakalım camiye doğru. Çevir. Camiye doğru. Cami ileride mi kaldı? Cami burada. Ha, cami tarih. Yürü bir yaylanın içine doğru git. Yaylanın içine doğru git. Çabuk, arkadaşlar bahsettiğim sazlık, bak yaylanın öbür tarafı dümdüz alan var ya. Aynı. İşte sazlık. Orası benim bahsettiğim sazlık. Oranın yeşilliğinin sayesinde buranın bütün hayvanları yıl boyunca hep etli olurdu. Ama şimdi kurudu tabii. Aynı. Ben tek mola gelen burası Pazarözü, Konya, Kulu, Ömeranlı Mahallesi'nin Pazarözü yaylası. Şimdi burada kaç ev aile yaşıyor? Burada çok ev var. Valla ev çok da şu an 10 hane var, yani 10 kişi yaşıyor. 10 aile yaşıyor. Tabii. Valla yerler göçeli güzel yerler ya, binalar da güzel. Şu ne Selek Uzan'ın? Dersen ben eşine sala yazdım ne der? Ha mezar mı? Mezar var ilk önce. Mezar ayı var. Hadi mezar ne der? O açar kesti kamera. Sağa doğru çevir. Ha. Salonun ya onlar ya şunlar. Şu tarafta. Hayvan. Hayvan öyle bir. Onlar da Selahattin Argın'ın. Ay Selahattin Argın var. Evet. Selahattin Argın'ın ağırları. Evet. Orası. Hatta mol diye düzenlenmiş. Evet, fazla yaklaştı. Ama öyle uzaktan bakılmaz. Yeter, camiye doğru bir inelim biraz. İnmek dediğim de yani tellere vurmadı. Öyle tepeden bakalım. Mala abur biz ki kuşandı. Mala Fikret el Beyazı. Soldan mı? Neresi? Sol. Fikret küçükçe. Karşıdaki de Fikret. Evet. Arkadaki de Özkan Arkan. Mahmiye. Peki şeyin evi var mı burada? Erhan'ınki burada aşağı. Erhan. Bizim evin arkasında. Erhan'ın evine doğru bir git. Boş malama gelip yazıyor. Baba Hüseyin var. Baba Hüseyin var. Malama kırın. Vallahi güzel ağlar varmış burada. Aşağı doğru. Kayıt yapıyoruz değil mi? Hı. Dur. Tam bizim eve gel.
Erhan evine doğru bir git. Erhan evine doğru bir git. Valide havluda. Oraya doğru bir git. Git 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 iyice biraz yakın. O samanlar aynı bak, o samanların durduğu yer çok tehlikeli. Benim dayılarımın samanları yandı, bütün ahırlar yandı. Koyuyorsunuz ya, o çok Erhan, burası senin evin, senin havlun. Erhan burada mı yaşıyor geldiğinde? Evet, geldiğinde burada yaşıyor. Biraz aşağı çıkalım. Burada. Gomya'dan aldık. Ha, o da var. Bir de evin üzerinde Alba yazmış ama o gözükmüyor. Şu yazı, biraz karşıya şu, geç, şu yazı aşağı biraz şey yapabilir misin? Biraz da Alba. Ha, albay. Heh. Öyle mi? Heh. Erhan'ın şey, babasının. Evet. Fazla yaklaşma. Teller orada. Tamam, bakalım. Evet arkadaşlar, drone'umuzun görevi bitti. Drone'u indirmeye çalışıyoruz. Uçak iniş pistimiz burada. Drone'umuzun iniş pistine indirmeye çalışıyoruz. Drone'u kullanmak da profesyonellik ister arkadaşlar. Onu oraya koymamızın sebebi tam aşağı indiği sırada sensörlere toz giriyor. Onun için sensörlere toz girmesin diye biraz acemilik oldu ama yine de bizim pilot güzel indirdi. Teşekkür ederim ya. Evet koca olan. Yine bir videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Aynen. Söylemek istediğim bir şey var mı? Bir mesajım var. No. Şu geo sulafı yakar etişini. Hem şu geo sulafı etişini. Yaklı mesih etken. Yaklı etken şu geo sulafı etişini. Cevul peciyorum. Cevul. Erhan'a bir mesajın yok mu? Erhan'a bol bol selam söylüyoruz. Allah ondan razı olsun. Mavaz soyu Erhan'da mavan yok. Evet. Bir dahaki bazı zaten arkadaşlar yazıyorlar bana, diyor falan yere git. Şimdi arkadaşlar bir kez daha söyleyeyim. Yazarak da yorumları da anlatmaya çalışıyorum ama bir de burada sözü söyleyeyim ben. Şimdi falan kişinin yanına git dediğinizde öyle olmuyor. Bu işler öyle olmuyor. O falan kişi kimse, benim numaramı verirsiniz. Tabii, benim numaram ederim. Google'a girin. Halil Badırlı Çiftliği diye yazın. Google'da benim bilgilerim çıkar. Adresim, telefonum, adım, soyadım, her şey çıkar. Kod numaram, her şeyim orada. Gerçekten aramak isteyen, telefonuma ulaşmak isteyen bu zahmette katlanır. 2 dakikalık bir zahmet. Google'a yazacaksın Halil Badırlı Çiftliği çıkar. Telefonumu oradan alın. Verin o adama. Bu adam beni arasın, gel benim çiftliğimin videosunu çek. Falanca kişi bahsetti. Senin numaranı aldık. Sana şimdi bu numaradan ulaşmaya çalıştık ve ulaştık. Benim buraya gelirsen mutlu olur. Çünkü ben kafama göre bir insanın kapısının önüne gidip beni falanca kişi gönderdi, video çekeceğim. Adam şoka giriyor, konuşamıyor. Bir de yasak. Tabii. Yani biz şimdi YouTube'la bir anlaşmamız var bizim. Bir sözleşmemiz var bizim. Ben senin kapının önüne geldiğimde bu teşkilatları kurulu şekilde görürsen, bana bir dava açarsan bu beni yorar. Onun için siz kendiniz beni arayacaksınız ve beni bekleyeceksiniz. Ben de geleceğim. Yani en azından ben şunu bilmek istiyorum ki bir insan orada beni bekliyor. Bir insan misafirliğimi kabul etmiş. Bu işler böyle yürüyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Eğer birinin yanına gitmemi istiyorsanız o insana numaramı verin. Beni arasın veya ne bileyim işte bir şekilde bizi buluşturun, bizi görüştürün. O şekilde gider ziyaretini yapar, videolarını çekersin. Aynen. Senin uykun gelmeye başladı koca olan. Ben yavaş ben kaçayım. bu adam çobanlık yapıyor. Anızlarda kendi gelen olduğu için koyun kolay kolay doymaz. Sabaha kadar yayın zor işini. Koyun doyulmaz taze yaşını.
Bunlar şimdi uykusuz kalmıştır. Hakkını helal et. Kendine iyi bak. Estağfurullah, helal olsun. Allah'a emanet ol. Arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler. Görüşürüz arkadaşlar. İyi seyirler. Hadi Allah'a emanet.